Zamanda yolculuk, insanlığın en büyüleyici ve karmaşık düşüncelerinden biridir. Bu kavram, hem bilim kurgu eserlerinde hayal gücünü zorlayan bir tema olarak, hem de bilimsel araştırmaların derinliklerinde ele alınan bir fizik teorisi olarak, uzun süredir varlığını sürdürmektedir. Zamanda geri veya ileri yolculuk yapabilmenin mümkün olup olmadığı, genel görelilik teorisi ve kuantum fiziği gibi disiplinlerin sınırlarını zorlamaktadır. Özellikle, matematikçi Kurt Gödel'in ortaya attığı evren modelleri ve zaman paradoksları, zaman yolculuğu düşüncesinin karmaşıklığını ve potansiyel mantıksal çelişkilerini ortaya koyar. Kurt Gödel, 28 Nisan 1906'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Bürün şehrinde doğdu. Çocukluğunda çok zeki ve meraklı bir öğrenci olarak dikkat çekti. 1924 yılında Viyana Üniversitesi'ne girdi ve burada matematik, fizik ve felsefe eğitimi aldı. 1929 yılında doktorasını tamamladı ve 1931'de 25 yaşındayken matematik dünyasını sarsacak olan eksiklik teoremlerini yayınladı. Bu teoremler, matematiksel sistemlerin sınırlarını gösteren ve formalizmin temel problemlerini ortaya koyan çalışmalardır. İki temel teoremden ilki, yeterince güçlü ve tutarlı matematiksel sistemde, sistemin tüm doğruluklarını ispatlayamayacak ifadelerin var olduğunu gösterir. İkinci teorem ise, böyle bir sistemin kendi tutarlılığını ispatlayamayacağını kanıtlar. Bu teoremler, matematiksel mantığın ve felsefenin temel taşlarından biri durumuna gelmiştir. David Hilbert'in programına büyük bir darbe vurarak, tüm matematiksel gerçekliklerin ispatlanabileceği ve hesaplanabileceği umudunu sona erdirmiştir. Gödel'in bu çalışmaları, bilgisayar bilimleri ve yapay zeka alanlarında da derin etkiler yaratmıştır. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, uzay ve zamanın kütle ve enerji tarafından eğilip büküldüğünü öne sürer. Kurt Gödel, 1949 yılında Albert Einstein'ın genel görelilik teorisini temel alarak kendi evren modelini önerdi. Bu model, genel görelilik denklemlerinin belirli bir çözümüne dayanıyordu ve evrenin döngüsel bir yapıda olduğunu öne sürüyordu. Gödel'in bu çözümü, Gödel evreni olarak bilinir ve kapalı zaman eğrileri içerir. Bu eğriler, bir nesnenin veya kişinin zaman içinde bir döngü yaparak başlangıç noktasına geri dönebileceği anlamına gelir. Başka bir deyişle, bu eğriler, teorik olarak zamanda yolculuğun mümkün olabileceğini gösterir. Kapalı zaman eğrileri, bir kişinin kendi geçmişine dönmesini ve hatta kendi geçmişiyle etkileşime girmesini sağlayabilir. Kapalı zaman eğrilerini anlamak için bir hikaye düşünelim. Ali bir gün zaman makinesiyle yolculuk yapmayı başarır. Makineyi çalıştırır ve geçmişe, kendi çocukluk dönemine gider. Orada genç Ali'yi gören Ali, ona bazı önemli tavsiyelerde bulunur. Sonra makinesine geri döner ve kendi zamanına geri döner. Çocukken bu tavsiyeleri bir yabancıdan aldığını hatırlamaktadır. Yıllar sonra, bu yabancının aslında kendisi olduğunu anlar ve aynı tavsiyeleri vermek için geçmişe gitmeye karar verir. Bu durum, bir zaman döngüsü oluşturur. Bu hikaye, kapalı zaman eğrisinin basit bir örneğidir. Ali zaman içinde bir döngü yaparak kendi geçmişine geri döner ve bu döngü sonsuza kadar devam eder. Kapalı zaman eğrileri, bazı paradoksları da beraberinde getirir. Büyük Baba paradoksu, en önemli kısımlardan birisidir. Ali zamanda geri gidip, büyük babasını gençken öldürürse, Ali'nin doğması imkansız duruma gelir. Ancak Ali doğmazsa, büyük babasını öldüremez. Bu bir paradokstur ve kapalı zaman eğrileriyle ilgili pek çok felsefi ve bilimsel tartışmaya neden olmuştur. Bu eğriler, uzay zamanın belirli koşullar altında eğilip bükülmesiyle oluşur ve zamanın döngüsel bir yapı kazanmasına neden olur. Genel görelilik, uzay ve zamanın, kütle ve enerjinin varlığı tarafından eğilip bükülebileceğini öne süren bir teoridir. Gödel, bu teorinin belirli bir çözümünü bularak, döngüsel bir zaman yapısını ve kapalı zaman eğrilerini ortaya koydu. Gödel'in çözümünde, evren döngüsel olarak döner. Bu dönme hareketi, evrendeki her noktada zamanın döngüsel bir yapı kazanmasına neden olur.
Gödel'in denklemleri, böyle bir evrenin, matematiksel olarak tutarlı olduğunu ve genel görelilik ilkeleriyle uyumlu olduğunu gösterir. Genel görelilik teorisinde, ışık hızı, evrendeki en yüksek hız sınırı olarak kabul edilir. Bu durum, hiçbir bilginin veya maddenin, ışık hızından daha hızlı hareket edemeyeceği anlamına gelir. Gödel, genel görelilik teorisinin bu temel ilkesi üzerine çalışmalarını yaparken, ışık hızının evrensel hız sınırı olması kavramını kabul etmiştir. Genel görelilik teorisinde, bir olayın kendi ışık konisi içindeki diğer olaylara olan etkisi, kausalite olarak bilinir. Işık konisi, bir olayın ışık hızıyla ulaşabileceği tüm noktaları gösteren bir geometrik yapıdır. Işık konisinin içinde kalan herhangi bir nokta, olaydan önce gerçekleşen veya olaydan etkilenmeyen olayların gerçekleşme olasılığına sahiptir. Bu noktalar, o olayın kausal geçmişinde yer alır. Kausalite ilkesi, genel görelilik teorisinin temel prensiplerinden biridir ve bir olayın neden-sonuç ilişkisini korumasını sağlar. Kapalı zaman eğrilerinin varlığı, kausalite ilkesi ile çelişkili görünebilir. Çünkü kapalı zaman eğrileri, zaman içinde geri dönüşlere izin verirken, bu durum, zaman içindeki neden-sonuç ilişkilerini karmaşık hale getirebilir. Bir olayın sonucu, aynı zamanda bir önceki olayın nedeni olabilir veya bir olay, kendi sonucunu etkileyebilir duruma gelir. Cauchy ufku ve kapalı zaman eğrileri arasında, genel görelilik teorisi bağlamında, önemli bir ilişki vardır. Bu kavramlar, genel görelilik teorisinin matematiksel ve fiziksel sonuçlarını anlamamıza yardımcı olur ve uzay zamanın nasıl şekillendiğini anlamak için önemlidir. Cauchy ufku, genel görelilik teorisinde bir olayın etkilerinin diğer olaylara nasıl yayıldığını gösteren önemli bir kavramdır. Herhangi bir anda bir olayın Cauchy ufku, bu olaydan ışık hızında yayılan sinyallerin ulaşabileceği uzaklığı temsil eder. Bu ufuk, bir gözlemcinin olayların kendi alanlarında nasıl etkileştiğini görmesine olanak tanır. Bir olayın etkilerinin uzay zaman boyunca nasıl yayıldığını gösterir. Kapalı zaman eğrileri ise, zaman eğrilerinde belirli bir noktanın geçmişine dönmesine izin verir. Bu durum, uzay zamanın karmaşık kausal ilişkilerini anlamak için önemlidir. Gödel evrenindeki koordinat sistemi, özel bir zaman düzenlemesine dayanır. Bu düzenleme, her noktada zamanın aynı hızda ve aynı anda ilerlemediği anlamına gelir. Yani, evrenin farklı noktalarında, zaman farklı şekilde akabilir. Bu durum, evrenin her yerinde aynı anda gerçekleşen olayların olmadığı bir yapıyı ifade eder. Kurt Gödel'in evren modeli ve kapalı zaman eğrileri, hem felsefi, hem de bilimsel çevrelerde yoğun tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalar, zamanın doğası, evrenin yapısı ve zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığı gibi temel konuları içermektedir. Gödel'in teorisi, zamanın doğrusal bir şekilde akmadığını ve döngüsel olabileceğini öne sürer. Bu durum, zamanın başlangıcı ve sonu olmayan bir yapıda olduğu anlamına gelir. Bu fikir, klasik zaman anlayışını sorgular ve zamanın doğası hakkında derin felsefi sorular ortaya çıkarır. Kapalı zaman eğrileri, deterministik bir evren modelini destekler. Zaman döngüsel ise, gelecekteki olaylar, geçmişteki olaylar tarafından belirlenir. Bu durum, özgür iradenin varlığına dair tartışmalara yol açar. Zamanın döngüsel olduğu bir evrende, bireylerin özgür iradesiyle hareket edip etmediği konusu, önemli bir felsefi mesele durumuna gelir. Kapalı zaman eğrilerinin var olabilmesi için, aşırı derecede yoğun enerji ve kütle koşulları gerekebilir. Bu tür koşulların, pratikte oluşturulması imkansız veya aşırı zor olabilir. Ayrıca, modern kozmoloji evrenin genişlediğini göstermektedir, bu da Gödel'in döngüsel evren modeliyle çelişir. Bu durum, Gödel'in modelinin, fiziksel gerçeklikle ne kadar uyumlu olduğunu sorgulamaktadır. Gödel'in evren modeli, klasik genel görelilik teorisine dayanır. Ancak, kuantum mekaniği ile genel göreliliği birleştirme çabaları, kapalı zaman eğrilerinin ve zaman yolculuğunun mümkünlüğü hakkında yeni sorular ortaya çıkarmaktadır. Kuantum mekaniği, zaman yolculuğunun olasılıklarını ve sınırlarını yeniden değerlendirmeye olanak tanır. Gödel'in döngüsel evren modeli, gözlemsel verilerle uyuşmaz.
modern astronomik gözlemler evrenin genişlediğini ve bu genişlemenin hızlandığını göstermektedir. Gödel'in modeli ise statik ve döngüsel bir evreni öngörür. Bu durum, modelin gözlemsel gerçeklikle uyumlu olup olmadığı konusunda önemli bir bilimsel tartışma yaratır. Zamanda yolculuk, insanlığın en büyük hayallerinden biridir ve bilim kurgu eserlerinden bilim dünyasına kadar pek çok yerde ilgi çekmiştir. Fakat bu konsept, genel görelilik teorisi çerçevesinde ciddi fiziksel ve felsefi zorluklar barındırmaktadır. Einstein'ın denklemleri, zamanı döngüsel hale getiren çözümler sunsa da, bu tür yolculukların pratikte gerçekleştirilmesi mümkün değildir ve zaman paradoksları gibi ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Yepyeni bilimsel içerikler için abone olmayı unutmayınız.